Are you still looking at me? Are you still looking at me? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar varsa ismim Emine. Bugün sizlere tek far paletiyle nasıl full makyaj yapılır onu göstereceğim. Hem de bu farı denemiş olurum sizler için. Bunu da almıştım ve denememiştim. Bu far paletiyle hem rujumu süreceğim, hem allık yapacağım, hem kontrol uygulaması yapacağım. Aydınlatıcı olarak aynı farı kullanacağım. Sadece bir fondöten kullanmayacağım. Çünkü toz olarak sürmek istemiyorum. Benim toz şeylere karşı biraz alerjim var. Hani komple yüzüme, boynuma falan sürmek istemiyorum. Ondan dolayı fondöten uygulaması yapacağım sadece. Bakalım yapabilecek miyim? Yani hiç denemedim ama farı daha önce hani ruj olarak kullanmıştım. Ama tek farı komple makyaj olarak uygulamamıştım. Böyle renkleri var. Şimdi bu renklerden hem şimdi göz makyajımı yapacağım. Şu kahve tonlardan kontür uygulamalarını yapacağım. Şu şeftali tonlarında allık uygulaması olabilir. Makyajın tonuna göre de ruju ayarlayacağım. Şimdi başlayabilirim. İlk önce göz üstümü ayarlayacağım. Onu da şu açık krem rengiyle yapacağım. Yani toprak tonlarında bir makyaj olmuş olacak. Toprak tonları, şeftali tonları. Ben bunu Eve'den almıştım. Şu an yine %50 indirim var sevgililer günü indirimi diye. Belki tekrar farlar falan indirime girmiştir. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben açık rengi sürdüm. Şu anda ne yapayım? Şöyle şu tondan. Şöyle üst taraflara doğru biraz verdim. Şu gavrazı gibi. Şu tonda. Yine şuraya. Bu biraz parlak. Ben farları üst üste sürmeyi çok seviyorum. Hani böyle geçişler oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden böyle üst üste sürüyorum. Gayet de hoşuma gidiyor benim. Şimdi biraz böyle bordoluk katayım. Şöyle. Şu kısma. Bunlar önemli değil. Ben bunları sonradan ayarlıyorum. Ayarlayamayanlar olursa bant yapıştırabilir. Neden bilerek çıkartıyorum böyle iyice dışarı? Şu keskinliği daha iyi ayarlayabilmek için. Yani bilerek göz dışına çıkartıyorum. Bir de ben hep tek fırça kullanıyorum. Sanki başka fırçam yokmuş gibi. Ama yani tek fırçayla da makyaj yapılabiliyor. Önümde de peçete var. Yani siliyorum. Ondan sonra diğer farlara geçiyorum. Biraz yine şöyle şu bordo kahve bir renk ama parlak bir renk. Şu sadece onu uç kısmı. Şimdi biraz parlak kahve, mat kahve.
şimdi ben? Renkleri karıştırdım, durdum. Ama nasıl? Bir far paletiyle full makyaj yapılır. Onu göreceğiz. Şimdi şu parlak olandan. Şöyle biraz aydınlık yapalım. Şundan. Şu şekilde. Bir fondöten süreyim. Sonra alt kısımları ayarlayacağım. Fondöten olarak da şu Derma'nın 02 numarasını kullanıyorum. Geçen sefer ilk videomda bunları denediğim zaman az sürmüşüm. Ben de dedim ki fondöten niye kapatmıyor? Hani kapatma özelliğinin şimdi hani reklamlarda falan görüyorum. Hani iyi kapatıcı özelliği diye. Ben az sürdüğüm için ilk denemede o yüzden böyle acemilik olmuştu. Şimdi böyle çok sürebilirim. Şöyle kaşık bıçağıyla. Göz altına şöyle koyu kahveden biraz da şöyle şu açık hemen şu göz ucunun yanına. Bunu bu şekilde göz makyajını ayarladım. Gayet şey oldu. Biraz ağır gibi oldu ama olsun. En azından farları göstermiş olurum. Şimdi şu göz altını gözaltımız böyle açık renkli. Biraz aydınlatabiliriz. Şimdi ne uygulayalım? Kontür uygulaması yapalım. Onu da şu koyu kahveyle bakalım olabilecek mi?
Şimdi de yani Farla'da bakın şey kontür uygulaması kahverengi ile olabiliyor. Yani oldu gibi. Bunun inanılmaz güzel bir aydınlatıcı verme özelliği var. Şimdi bununla highlighter olarak bunu yapmadan önce ilk önce şeye süreyim ben. Allık süreyim. Şunu şöyle koyayım. Allık sürmeyi unuttum. Allığı da hangi tonlarda yapalım? Biraz şu şeftali tonla, biraz şu kahve tonla, böyle tenime uygun olacak şekilde. Çok fazla bronzluk verdiğinizi düşünüyorsanız şu şekilde ben biraz fazla verdim zannedersem. O yüzden şöyle süngerle üstünden aldırabilirsiniz. Aydınlatıcı yapıyoruz. Şu şekilde ayarladım. Şimdi bir kaşlarımı tarayayım. Rujumu sürmeden önce rimel süreyim. Şöyle. Ruj da zaten far olacak. Bakalım nasıl olacak. Daha başlamadan önce mesela farklı tonlarda ruj bulamıyorsanız kendinize, yoksa böyle far sürmeden önce dudak yumuşatıcısıyla böyle nemlendirin dudaklarınızı. Ondan sonra far uygulaması yapabilirsiniz. Şu şekilde kirpiklerinize biraz hareketlilik verebilirsiniz. Şimdi bakalım ruju yapabilecek miyiz? Şimdi hangi tonlarda? Şimdi gözümde bordo var, kahve var. Ben biraz bordoluk fazla var ama şöyle kahveden biraz şöyle küçük biraz koyu oldu ama yani biraz açabiliriz.
Şunda biraz şeylik varmış. Goldluk varmış. Biraz gold oldu. Tabii size kalmış bir şey. İster açık renk de uygulayabilirdiniz. Ve ilk başta şu kahveden. Sonra biraz bordo renkten. Sonra biraz şöyle açık renkten. Sonra parlaklı kahveden. Biraz gold rengini verdi. Hani parlak duruyor şu şekilde. Ama şey yapmadı yani. Kötü durmadı. Şu an böyle parıl parıl parlıyorum. Ama gördüğünüz gibi fardan da ruj sürülebiliyor. Allık da yapılabiliyor. Aydınlatıcı da yapılabiliyor. Bütün farımı, bütün makyajımı tek bir farla yaptım. O da şu Eve'den almıştım. Teknik marka. 15'li far paletiyle her şey yapılabiliyormuş. Sadece bir fondöten hariç. Rimel sadece farklı. Yani şu anki makyajımı sadece şu üçüyle yaptım. Sizin de böyle bir far paletiniz varsa ve hani kendi kendinize diyorsanız ki yok diye, bakın her şey olabiliyor. Yani yoktan var edebilirsiniz. Bu sizin elinizde, tamamen sizin elinizde olan bir şey. O yüzden size yardımcı olabilmek için, gösterebilmek için, neler yapılabileceğini görmeniz için böyle bir makyaj videosu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydası olur. Özellikle yeni başlayanlar için bir yardım olmuş olsun. Dediğim gibi en azından fikir edinmiş olun. Bugünlük benden bu kadar. Makyajımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni gelenler, kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir şey unutmadım sanırım. Sürebilecek her şeyi sürdüm. Her şeyi yaptım. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Makyajımı Instagram'dan atıyorum. Instagram altta geçiyor. Oradan da yakından bakabilirsiniz. Videonun sonunda da yakın şekilde çekiyorum zaten. Ama Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.